الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. Ebu Zer radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurmuştur: nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol. Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlaka uygun biçimde davran. Ayasofya'da Ramazan Mevsimi programımızın yeni bölümünden merhabalar kıymetli izleyiciler. Bugün Ramazan'ın 29. günü. Daha dün gibi heyecanla beklediğimiz aziz misafir yarın itibariyle bize veda ediyor. Tabii kısa sürede olsa getirdiği huzur, mutluluk, güzellik için kendisine müteşekkiriz. Bir ay boyunca birlikte programda yer aldığımız Tuğba ile de bugün tabii ki son programımız. Bu sebepten dolayı birazcık üzgünüz. Tabii bu hüznü birazcık dağıtmak, aynı zamanda da neşeyle bayramı karşılamak, coşkuyla bayramı karşılamak için bugün yeni bir konudan bahsedeceğiz. Bayramın müjdecisi Arife ve bayramın neşesinin çocuklardaki yansımasını, tezahürünü gösteren Arife çiçeğinden bahsedeceğiz. Tuba hoş geldin. Hoş bulduk ailece. Umarım iyisindir. Teşekkürler, sen de iyisin inşallah. İyi, teşekkür ediyorum. Ramazan birlikte giriş yaptın biliyorsun, yine birlikte kapanış yapacağız inşallah. Ancak onun öncesinde ne hissettiğini sormadan önce bunu kapanışa saklıyorum. Sana Arife ile ilgili soru sormak istiyorum. Bayramın müjdecisi dedik, bayram hazırlıklarının bir parçası olarak. Arife nedir? Ne hissetmeliyiz ve bunun tezahürü olarak yani çocuklardaki yansıması olan Arife çiçekleri kimlerdir? Bize bunlardan bahsedebilir misin? Şimdi aslında sen doğru telaffuz ettin Halise, Arife diyerek, ama normalde halk arasında yaygın telaffuz edilmiş şekli Arife'dir. Ve bayramdan bir önceki güne verilen isimdir. Normalde de baktığımızda bizim zaten Müslümanlar olarak iki tane bayramımız var. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı.
Her ikisinden önceki günden dolayı da haliyle iki tane Arife günümüz var diyelim. Kurban Bayramı'ndaki Arife günü Ramazan Bayramı'ndaki Arife gününden bir tık daha önemli. Çünkü hac farzını yerine getirirken önemli bir mihenk taşı olmuş oluyor. Tabii ki bizler Arife gününe ciddi anlamda önem veriyoruz diğer dini gün ve geceler kadar. Bu sebeple de bugünlerde yaptığımız bazı özel hazırlıklar da oluyor. Bunlardan sırayla bahsetmiş olacağım. Ancak şunu söylemek istiyorum. Baktığımızda Ramazan ayının 15'inden sonra artık insanlarda bir nevi Ramazan bitiyor havası uyanıyor. Yani artık çünkü ilk 15'inde ilahilerde de söylüyorduk. Ne diyorduk? İşte merhabalarla başlarken artık 15'inden sonra elvedalar olarak içeride söylenen kasidelerde de ilahilerde de teravih esnasında insanlar da bir nevi buna yönlenmiş oluyor. Ve 15'inden sonra artık insanlar bayram hazırlıklarına da yavaş yavaş başlamış oluyor. Ve bu minvalde baktığımızda şu özellikle Ramazan eğlencelerinden bahsederken Şehzadebaşı bu eğlencelerin nabzının tutulduğu yerde hatırlarsan. Arife gününe doğru artık yaklaştığımızda Şehzadebaşı'ndaki mahyada Elveda Ya Şehri Rahmet ya da Elveda Ya Şehri Ramazan yazısından aslında biz Ramazan'ın artık bitmeye yakın olduğunu da hissetmiş oluyoruz. Çünkü neden? Normalde Şehzade Camii çok daha hareketliyken, her gece orada muhakkak tıklım tıklım insanlar olurken artık Arife günü geldiğinde insanlar bir sessizliğe bürünüyor. Kimseler olmuyor orada ve böylelikle de şu olmuş oluyor. Yani artık ertesi gün zaten bayram var. Bayram namazı için de erken kalkmak gerekiyor. Bu sebeple erken yatmak da gerekiyor. Ve son gün artık Şehzade başında herhangi bir kimse kalmıyor. Dükkanlarda her şey de sessizliğe gömülüyor. Ve tabii ki Elveda Şehri Ramazan yazılarıyla biz bir nevi Ramazan'ı uğurlamış oluyoruz. Osmanlı Sarayı'na baktığımızda orada Arife Divanı var aslında. Padişahın devlet ricaliyle bayramlaştığı ve onlara hediyeler verdiği bir divan bu. Buna çok detaylı girmek istemiyorum çünkü zaten dün Sümeyye Saray'da Ramazan'dan ve bayram adetlerinden bahsetti. Ancak şunu söylemek istiyorum. Mesela Sultan bayram namazını nerede kılacaksa ona kendisi karar veriyor ve bu tabii ki daha çok işte Ayasofya ya da Sultanahmet camileri oluyor. Bunlardan birini tercih ediyor. Tabii ki daha sonraları farklı saraylara yani Yıldız Sarayı'na ya da Dolmabahçe Sarayı'na taşınınca da farklı camileri tercih ettiğini de görüyoruz ilerleyen zamanda. Şimdi Arife gününün önemli olan nokta şu, nasıl Ramazan gelirken bir şek günü vardı, Ramazan başladı mı başlamadı mı tespit ediyorduk, yani rü'yeti hilal önemliydi. Bayram için de aslında yine rü'yeti hilal önemli. Çünkü Ramazan bitti mi bitmedi mi bunun tespiti gerekiyor. Bu sebeple memurlar belli noktalardan hilali gözlemeye çalışıyorlar. Velev ki görürlerse tabii kadıya haber veriyorlar, kadı ferman çıkarılmasını sağlıyor ve böylelikle halka duyuruluyor. Ancak velev ki o gün güneşli bir gün değil ya da karlı sisli bir güne rast geldi ve hilali göremediler. Bu sefer Ramazan'ı 30'a tamamlıyorlar ve 30. günden sonraki gün artık bayram olarak ilan ediliyor. Burada iki nokta var bizim bayram olduğunu anlamamızı sağlayan. Bunlardan bir tanesi tabii ki bayram topu. Arife gününde bayram topu atılır ve böylelikle ertesi gün bayram olduğu anlaşılır. Diğeri de yine camilerde yanan kandiller ve bu kandiller vasıtasıyla da tabii ki insanlar artık bayramın geldiğini anlamış olur. Yine daha önce davul konusunda da bahsetmiştik. Davulcu da tabii ki bir nevi çığırtkan gibi sokaklarda dolaşarak bayramın geldiğini müjdeler. 19. yüzyıla baktığımızda ise tabii ki gazetelerin hayatımıza girmesiyle beraber kandiller ve bu bayram topunun yanı sıra aynı zamanda gazetelerde de bayramın hangi gün olacağına dair ilanlar veriliyor ve böylelikle oradan da halka bir nevi duyurulmuş oluyor diyelim. Şimdi nasıl biz Ramazan için hazırlıklar yapıyorsak tabii ki bayram için de hazırlıklar yapıyoruz. Hatta daha fazlasını yapıyoruz diyebiliriz. Mesela işte temizlik bunun en başında geliyor. İlk olarak işte camiler, evler yeniden temizleniyor. Ve bu temizlikte bahçeler de tabii buna dahil ediliyor. Çünkü merasimler düzenlenirken insanlar bahçeden doğru içeriye doğru gelmiş oluyorlar. Bunun yanı sıra işte bayramda ikram edilecek olan ikramlıklar hazırlanıyor, tatlılar hazırlanıyor ve hummalı bir alışveriş sezonu tekrar başlamış oluyor. Aslında baktığımızda Ramazan'da yani bayram öncesinde hep bir çarşı pazarın nabzı tutuluyor. Sürekli olarak bir sirkülasyon, bir alışveriş görüyoruz. Yine bayram için hediyelikler de hazırlanıyor. İşte harçlıklar için işte keseler ayarlanıyor, mendiller arasına harçlıklar koyuluyor.
bekçiye davulcuya verilecek olan harçlıklar ayarlanıyor. Çünkü bayramda dolaşıp bunları topluyorlar. Yine baktığımızda herkes kendi imkanı ölçüsünde bayram için bazı hazırlıklar yapıyor. Ne olsun 5-10 gün öncesinden kıyafet diktirmeye çalışıyorlar. Aslında mesela şu an sürekli kıyafet alan bir insan bu bayram hazırlığındaki o yeni gelecek kıyafetin heyecanlı bekleyişini belki anlayamayabilir ama bu bayramlar ya da düğünler insanların kendileri için yeni bir kıyafet alabilmelerine vesile zamanlar. Onun haricinde sürekli şunu çok beğendim alayım gibi bir uygulama olmuyor. Ve özellikle bugünlerde de bayram günlerinde de işte evin beyi, evin hanımı ya da çocukları için yeni kıyafetler diktiriliyor. Hanımların yapmış olduğu bir adet. Yeni dikilmiş olsa bile o kıyafet muhakkak yıkanır, ondan sonra giyilirmiş. Hani hala aslında bu adeti de bilmiyorum. Bizde mesela çarşıdan alınmış olsa bile, paketten çıksa bile yine yıkanır. Oradan gelen devam eden bir adet, bir dipnot olarak çizmek istiyorum altına. Bunun yanı sıra işte alışverişten bahsettik. Tabii ki alışveriş deyince akla ilk gelen yer kapalı çarşı. Özellikle imkanı yerinde olanlar daha çok kapalı çarşıdan alışverişlerini yapıyorlar. Lokumlarını, şekercileri, en revaçta yer şekerciler, şekerci dükkanları. Oralara giderek işte giderek lokumdur, şekerdir, ikramlarını alıyorlar. Yine diğer küçük hediyelerini almış oluyorlar. Orta halli olanlara baktığımızda ise onlar daha çok Beyazıt'taki cami önü sergilerini tercih ediyor. Çünkü orada biraz daha bütçelerine uygun hediyeler bulabiliyorlar. Hem kendileri için hem de gelen misafirler için. Ayrıca konaklara da bakalım. Mesela konaklarda bayram hazırlıkları şöyle oluyor. Tabii ki konak sahibi biraz daha gösterişli bir kıyafet kendisi için yaptırıyor. Bunun yanı sıra kahyasına vesaire de yine hediyeler, kıyafetler, bohçalar, iç çamaşırlarına varana kadar her şey böyle ayarlı tam bir bohçalar hediye ediliyor. Ayrıca bayram merasiminde karşılama için sistem nasıl olacaksa ondan bahsediliyor. Gelecek olan konaklarda Ekabir konaklarına daha çok devlet erkanı ya da İstanbul kibarları geliyor. Haliyle misafirler ağır, hediyelerin de onun ölçüsünde ağır olması lazım. Gelecek kişilere göre bu şekilde hediyeler alınıyor, kenarlara koyuluyor. Ayrıca başka neyden bahsedebiliriz? Tabii ki evet, az önce senin de unutmayalım asıl önemli konu aslında çocuklara olan yansıması. Şimdi az önce de dedik ya her zaman kıyafet alamayan çocuklar için yeni bir kıyafet aslında yeni bir umut, yeni bir heyecan, yeni bir aşk, yeni bir şevk demek ve o unutulmaz bir an demek. Belki de kıyafetlerini işte yanında bırakarak sabahlıyorlar eğer dayanabiliyorsa bayrama kadar. Hani giymeden bekleyebiliyorsa. Bir de bekleyemeyenler var. Onlarsa kıyafet gelir gelmez arefe günü hemen üzerine giyiyorlar. İşte sokaklarda dolaşmaya başlıyorlar. İşte üzerine yeni kıyafetlerle haliyle çocuklar da cıvıl cıvıl etrafta dolaşınca halk da onlarla konuşuyor, muhabbetler ediyor. Onlara yine harçlıklar veriyorlar. Çünkü onların o sevincini sokakta böyle oynayışlı nümayişlerini görünce çok hoşlarına gidiyor. Onlara küçük hediyeler veriyorlar ve onları Arife Çiçeği olarak isimlendiriyorlar. Yani aslında hani bu gelenek de oradan geliyor. İlk defa yeni olan kıyafetini giyen çocukların bayramı bekleyemeyip bayram öncesinde yani Arife gününde o kıyafeti giyerek sokaklarda dolaşması ve onun sevincini bir anda ortaya dökmesiyle ortaya çıkmış diyebiliriz. Peki, harika. Ağzına sağlık Tuğba. Şimdi bayramla alakalı sorular soracağım sana ama öncesinde bir ilahi arasına gidelim. Tamamdır. Son kez. Hadi bakalım. Hadi. Evet kıymetli izleyenler, Hadi Duran hocamızdan Uşak makamında bestesi Muzaffer Oza'a, güftesi ise Hakan Alvan'a ait Şarabı Aşkını ilahisini dinliyoruz. Gülşendir yara, gülşendir yara.
imandan, Kur'an'dan ayırma bizi, ayırma bizi. İlahi haramla doyurma bizi, Allah Allah doyurma bizi. İlahi haramla doyurma bizi, Allah Allah doyurma bizi. Yolundan şaşarsa affeyle bizi, affeyle bizi. Seçelim irfanla bayram edelim, Allah Allah bayram edelim. Seçelim irfanla bayram edelim, Allah Allah bayram edelim. Aşkiye bezleyle sen didarını, sen didarını. Lütfunla sevildi ben dildarını, Allah Allah ben dildarını. Lütfunla sevildi ben dildarını, Allah Allah ben Firdevs-i Aşiyan eyle darını, eyle darını. Açalım ihvanla bayram edelim, Allah Allah bayram edelim. Açalım Evet, hocamızın ağzına sağlık. Tuğba ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tuğba, bayram hazırlıklarından bahsettiğini, Arefe'den konuştuk, Arefe çiçeklerinden konuştuk. Şimdi bir de istersen bayrama değinelim. Bayram nasıl geçiyordu, neler yapılıyordu? Bunları bize anlatmak ister misin? Şimdi Halise, Ramazan bayramı, çocukların deyimiyle şeker bayramı, aslında Araplarda ya da Arapçada Eid-i Fıtır olarak geçer. Yani fitre bayramı, fitre verildiği için bu bayramda bu şekilde isimlendirilmiştir. Diğer Müslüman topluluklarda olduğu kadar Türklerde de ciddi anlamda önemlidir. Yani merasimler düzenlenir bu bayram için. Ve bu merasimler tabii ki bayram namazıyla başlar. Sabah ezanından önce ilahiler okunur. Ve bu ilahilerle artık insanlar tabii hazırlıklara da başlamış olur. Yani erken yatar demiştik ya, erken kalkmak için. Herkes ona göre hazırlığını tamamlamış olur. Ezanla birlikte de bir nevi camilere doğru yönlenmiş olurlar. Tabii ki işte özellikle evlerdeki büyükler yeni kıyafetlerini giyerler, saçlarını tararlar, bıyıklarını, işte sakallarını tararlar, kokular sürünürler. Temiz bir şekilde namaz için giderler. Bu arada söylemeyi unuttuk ama normalde Arife günlerinde hamama da giderlerdi. Tabii ki bu temizliğin bir başlangıcı Arife gününde aslında başlıyordu. Şimdi aklıma gelmişken onu da söylemiş olayım. Böyle temiz bir şekilde camiye giderek namazlarını eda ederler. Ve burada aslında ben şunu şöyle de yorumlamak istiyorum. Şimdi bayramda biz bayramlaşma yapıyoruz ve biz bu bayramlaşma aslında ilk olarak namazla başlıyoruz. Bu bir nevi, yani yanlışsam da mazur görsünler, bir nevi Yüce Rabbimize bayramlaşma gibi. Çünkü onunla buluşuyoruz ve ilk tebliğimizi o an onunla buluştuğumuzda namazda veriyoruz. Ardından cemaatle de bayramlaşırlar ve ardından da doğrudan evlere gelinmez. Öncelikle mezarlıklara gidilir. Çoğunlukla mezarlık ziyaretleri Arife gününde yapılmış olsa da bayramı bırakanlar da olur. Hani söyledik ya, Yüce Rabbimizle bayramlaştık, cemaatle bayramlaştık. Şimdi de işte mezarlıktaki büyükleriyle bir nevi bayramlaşmak için ilk olarak oradan başlarlar. Gittiklerinde onlar için fatihalar okurlar. İşte zaten normalde eğer büyük
Bilinen birileri ise daha önceden hizmetkarları mezarlıklarını da temizlemiş olur, yeni çiçekler dikmiş olur. Mezarlıkları da bayramlar için hazırlarlar bu şekilde. Etraftaki kötü otlarını falan temizlerler ve bayramda da geldiklerinde güzel güzel görmüş olurlar, mezarlıkları ziyaret etmiş olurlar. Sonra tabii ki asıl nümayişin, merasimin başladığı yer evlere giderler. Tabii büyükler böyle namaz kılarken çocuklar evde ne yapıyordur? Onlar da hemen o yeni kıyafetlerini giyme telaşında, bayram için hazırlanma telaşında olurlar. Evin hanımları da bir bayram sofrası, bir bayram kahvaltısı hazırlar beraber kahvaltı yapabilmek için. Öncelikli olarak büyük geldiğinde sıraya yine girerek bayramlaşma gerçekleşir. Ve bu küçük çocuklara, heyecanlı çocuklara da tabii ki mendiller arasında harçlıklar verilir, şekerler ikram edilir. Birlikte bayram kahvaltısı yapıldıktan sonra artık çocukları tutabilene aşk olsun. Onlar hemen bir nevi fırlayıp giderler. Artık burada çocukların gözünden bakacak olursak artık çocuk gurular, gruplar, şölenler halinde kapı kapı dolaşarak sırayla herkese bayramlaşır. İşte giderler, onlardan hem harçlık alırlar hem şeker alırlar. Sonra orada bayramlaşma bitince diğerine giderler. Tabii gittikleri yerde ellerini öpünce de büyükler der ki nice bayramlar göresin evladım, berhudar olasın derler. Böylelikle harçlığı da aldıktan sonra bir sonraki eve doğru yolculuğa çıkarlar. Bunlar böyle dolaşırken sadece dolaşanlar tabii ki çocuklar da değil, aynı zamanda davulcular da. Davulcular da davullarını çalarak bahşiş toplamanın derdindedir. Onlar için daha önceden de ifade ettiğimiz gibi hazırlanan bohçalar ya da hediyeler bayram gününde onlara takdim edilir ve böylelikle nümayiş başlamış olur. Çocuklardan sonra yavaş yavaş artık akraba ziyaretlerini görüyoruz. Yani eş, dost, ısım dediğimiz birinci derece akrabalar genelde ilk gün ziyaret edilmesi uygundur. Büyüklerin özellikle. Ancak daha hani büyük olmayıp da yine akraba ama bir tık daha uzaktan olan akrabalarsa diğer günlerde ziyaret edilir. Adet bu şekilde olur. Ve haliyle eğer ki halinizde de büyük birisi varsa öncelikli olarak sizin evinize gelmiş olurlar. Şimdi biraz daha çekirdek aileyiz. İşte herkes anne baba çocuk gibi ama tabii ki eskiden baktığımızda gerçekten büyük aile dediğimiz geniş ailelerimiz vardı. İşte dedelerimiz vardı, ninelerimiz vardı bizlerle yaşayan. Mesela bizim çocukluğumuzda da büyük bizim şeker dede dediğimiz bir dedem vardı. Aslında annemin dedesi kendisi. Her ona gittiğimizde muhakkak bize böyle akide şekerleri falan verirdi. Allah rahmet eylesin. Ve hani onlar hep mesela bayramın bizim oradaki şey bitince babamın tarafındaki öncelikle ona giderdi. Çünkü akrabaların en büyüğü oydu ve onu ziyaret ederdik. Şeyde de aslında Osmanlı'da da bir nevi öyle. En büyük kimse ailede, aile bireyinde onun ilk günlerde ziyaret edilmesi daha uygun görülürdü. Şimdi halise bu normal akraba dost ziyaretlerin haricinde aslında farklı bir adet de var Osmanlı'da. Memurların amirlerinin ziyarete gitmesi. Mesela işte herkes ilk gün normal kendi akrabalarını ziyaret ettikten sonra daha sonra da amirlerini ikinci günde amirleri ziyaret var. Bu biraz külfetli tabii ki çünkü neden? Mesela sizin makamınız arttıkça size gelen ziyaretçi sayısı artıyor. Ben de mesela bir memur olarak velev ki işte sana ziyarete gideceğim amirimsin diyelim. Bir masraf oluyor çünkü gidip gelmek kolay değil. İşte ya bir araba tutacaksın ya kayıkla gideceksin. Gideceğin memurun da bir tane amiri yok. Onun amiri var, amirin amiri var. Sırayla bunları dolaşması gerekiyor. Ciddi anlamda külfetli oluyor. Aynı durum amir açısından da geçerli. Pek çok memur var ve bunlar için bazı hediyeler hazırlamamız gerekiyor. Yani sadece hadi bayramlaştık, görüşelim, ayrılalım gibi bir durum söz konusu değil. Böyle olunca da tabii maddi sıkıntılar biraz daha artıyor. Bunun üzerine tabii Tanzimat'ın döneminin olması da bunda etkili biraz daha. Tanzimat fermanının yayınlanma dönemleri olması hasebiyle de Sultan Abdülmecid döneminde 1845 yılında bu adet tamamen iptal ediyor. Hatta yasaklanıyor daha doğrusu. Halk bunda çok zorlanıyor çünkü teknik olarak onların da biraz işine gidiyor, yararına olduğu için bu külfetten bir nevi kurtulmuş oluyorlar. Hatta sadece belirli kişilere belirli şartlarda izin veriliyor yani ziyaret için. Sadece akrabaya ziyaret gibi o dönemde bunun ciddi anlamda tatbiki yapılıyor. Ve baktığımızda da
Şu an hala mesela devam etmiyor. Genelde memur ve amir arasındaki bayramlaşmalar son iş gününde bulundukları yerde selamlaşarak, işte tokalaşarak şekilde belki oluyorsa bir lokum ya da şeker ikramı oluyordur. Bu şekilde gerçekleştirilmiş oluyor. Bunu burada belirtmiş olalım. Ekabir konaklarından da bahsetmek istiyorum Halise. Daha önce söylemiştik, onlar için hediyeler hazırlanıyor gelen misafirler için diye. Tabii ki burada her şey usulüne uygun olarak yapılıyor. Şimdi mesela ağır bir misafir geldiyse onu karşılayacak olan doğrudan hane sahibiyken, konak sahibiyken gelen kişinin statüsüne göre kahya karşılıyor ya da kahya uğurluyor. Yine gelenlerin hepsi doğrudan işte konak sahibinin odasında değil, işte kahyanın odasında ağırlanıyor bulunduğu statüye göre. Bazen işte çubuk ve kahve ikram edilirken bazen sadece şeker ve kahve ikram edilerek uğurlanmış oluyor. Burada şöyle bir değişik adet var. Şimdi hani birbirlerini ziyaretten bahsetmiştik ya, bir de ulema sınıfının ziyaretinden bahsetmek istiyorum. Çünkü ulema sınıfı ziyarete ya da bayram tebliğine giderken at kullanmıyor. Onun yerine katır kullanıyor. Neden? Çünkü bunlar ulema sınıfı olduğu için her şeyi şeriata uygun bir şekilde yapmaları gerekiyor. At normalde işte savaşa gidenin, cihat edenin hakkı. Onlar da bu şekilde yapmadıkları için evde gereksiz at beslemek uygun gözükmüyor. Ve tabii ki ilmi hürmeti olduğu için de merkebe de binemez. Merkep de değil, at da değil, ortası olarak katır kullanmayı tercih ediyorlar. Yine bir yere ziyarete gidecek olduklarında Kur'an-ı Kerim'deki ayet üzere hani gitmeden önce oraya haber verilmesi gerekiyor. Bunun üzerine de işte birini gönderiyor. İşte evde mi değil mi diye güya kontrole gidiyor ama asıl maksat bir nevi onun izninin alınması. Bunun üzerine işte izin alınınca katırına biniyor, tıkır tıkır gidiyor, ziyaret ediyor ve sonra tekrar geri geliyor. Yani ulema sınıfında böyle ayrı bir özelliği var. Söylemiş olalım, yine mesela merkebinin üzerine serilmiş olan örtünün bile bir tipi var. Bu örtünün tipine göre yuvarlak olması lazım. Yuvarlak olan ulema sınıfını gösterirken ucu sivri sivri ve uzun olanlar daha çok askeri sınıfı gösteriyor. Yani böyle aslında şeylerde bizim normalde rastgele bakıp geçtiğimiz bazı mesela diyelim ki minyatürde olabilir ya da görsellerde aslında detaylar var. Bize o sınıfla ilgili, o topluluk ya da toplumla ilgili sosyal hayatını yansıtan bazı detaylar var. Bunları görmek gerekiyor diyelim. Biraz da bayram sofralarından bahsedelim Halise. Çünkü malum yani bayram deyince en sevdiğimiz şey tatlıların yenilmesi. Şöyle ki şimdi normalde tabii tatlılar hazırlanıyor. Bunun yanı sıra bir de işte tavuk suyuna çorba, işte pilav olsun, etli pilav, keşkek, baklava tabii ki bu çok önemli. Börek, kadayıf gibi bazı yiyecekler ve tatlılar hazırlanıyor. Hem gelenlere ikram ediliyor hem de işte hane halkı da yine yemiş oluyor. Toplu yemek aslında Türk kültüründe çok önemli. Yani çünkü düğünlerde her bir işte düğünlerde, törenlerde her bir önemli şey de aktivitede de etkinlikte genelde birlikte yemek yeme usulü üzere kutlama yapıyoruz. Müslümanlıkla da bu olduğu için muhtemelen daha iyi benimseyerek, özümseyerek de devam ettik diyebiliriz. Bayram eğlencelerinden de kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü bayram deyince asıl bu kısım da bizi etkiliyor. Bayramda pek çok yerde panayır kuruluyor. Yani her bir bölgenin ayrı bir panayırı var ve oralarda işte dönme dolaplar, tatlı rivendiler, çeşitli salıncaklar, hokkabazlar, cambazlar, hayali oyunları, oyuncaklar, atlı karıncalar. Bu saydığım şeylerin çoğu tabii ki çocuklar için. Nasıl çocuklar böyle sırayla dolaşıp bahşişleri topladıktan sonra hemen buradaki bu panayır alanlarına geliyorlar ve burada tabii hem biraz ne diyelim abur cubur olarak alabilecekleri şeyleri, kağıt helvaları vesaire alıp hem de bu atlı karıncaları deneyimleme imkanı buluyorlar. Birlikte oyunlar oynuyorlar ve o yüzden baktığımızda aslında bayramı en güzel, en içten, en doyasıya yaşayanlar çocuklar oluyor. Osmanlı döneminde de öyle, günümüzde de hala aslında öyle. Çünkü büyükler her ne kadar mutlu olmuş olsa da bir yandan da biraz hani zahmetine de katlanan onlar, rahmetine de katlanan onlar. Ama çocuklar sadece rahmeti yüklenmiş oluyorlar. O yüzden onlar için çok daha eğlenceli geçmiş oluyor. Şimdi bayram yerlerinden bahsetmiştik ya, bir de nerelerde kurulduğundan da biraz bahsedelim. Aslında işte Üsküdar'a, Galata'ya, Kadıköy'e, Gedikkule'ye, Beyoğlu'na, Kasımpaşa'ya, hatta Cinci Meydanları dediğimiz yere, Kadırga'ya böyle pek çok yere kuruluyor. Tabii en meşhurları da yine baktığımızda daha çok Fatih Meydanı ile Şehzade Camii'nin olduğu yerler. Buralarda çünkü aynı zamanda orta oyunları, meddahlar da yine zaten Ramazan'da devam ediyordu. Burada da ekstra devam etmiş oluyor. Ve daha kalabalık ve daha böyle toplumu birleştirici noktalar, Selahattin camileri olması hasebiyle de insanlar buralarda toplanmış oluyor.
Bir de aslında birkaç anıdan bahsetmek istiyorum Halis'e. Şimdi Halit Fahri Ozan Soy çocukluğunu 2. Abdülhamit devrinde yaşıyor ve haliyle onun Ramazan'a dair yazıları bizim için de çok kıymetli. Yine baktığımızda o çocuk olarak geçirdiği için o Ramazan'ı işte hanesinin içindeki ve sokağa yansıyan Ramazan'ı neşeyle anlatıyor. İşte çocukların elbiselerini neşe içerisinde giydiklerini, büyüklerin bayramlarımızdan gelmesini beklediklerini ya da bazılarının büyükleriyle beraber namaza gittiklerini böyle anlatıyor onları. Çünkü bir nevi namaza gitmek demek artık büyük adam olduğum manasına da geliyor tabii ki. Bu şekilde oraya gidişlerinden bahsediyor. Ardından da geri geldiklerinde işte mendil ucunda işte bir çeyrek, iki çeyrek gibi hani altın olarak hediye, bahşiş aldıklarını söylüyor. Ve bunu sokağa yansıyan kısmı ise davulcunun etrafında neşeyle koşarak sokaklarda dolaşmaları, daha fazla bahşiş toplamaları, eğlence yerlerine gidip işte bu bahsettiğimiz hokkabazları, atlı karıncaları, dönme dolapları binip işte çeşit çeşit yiyecekleri denemeleri ve yani en önemlisi de o heyecanı yaşamaları, o mutluluğu hissetmeleri. Doğrudan yazarın kalemine yansımış oluyor. Şimdi Cenab-ı Şehabettin'e baktığımızda ise biraz daha mütareke dönemine rast geldiği için onda biraz daha hüzünlü bir bayram havası vardır yazılarında. Aynı zamanda teravihlerden önceki işte musikleri dinleyemediği için yine Fransız müziğinden ya da İtalyan müziğinden mahrum kaldığı için de biraz sistemkar bir yazısı vardır ya da sistemkar bir şekilde bu durumu kaleme alır. Sezai Karakoç'a baktığımızda ise evet Sezai Karakoç'ta da aslında biraz hem hüzün hem de sevinç iç içedir. Şöyle hüzünlü olmasının sebebi ise şu o dönemde Kıbrıs'ta yaşanan olaylar. Yine Müslüman coğrafyada yaşanan olaylar tabii ki Sezai Karakoç'u cidden derinden duygulandırır, derinden yaralar. Çünkü bildiğimiz üzere Sezai Karakoç milli duyguları çok yüksek olan bir şairimiz. Ve haliyle yazdığı eserlerde de yine bunu çok net görürüz. İşte Diriliş Nesli'nin Amentüsü başta olmak üzere bir dirilişi uyandırma çabası içerisinde. Ve haliyle baktığımızda da bu bayramına da bir nevi yansımış oluyor. Ve burada şunu açıkça söylüyor. Evet bu İslami coğrafyalarda her ne kadar hüzünlü bir durum söz konusu olsa da bizler bayramı hakkını vermeliyiz diyor. Çünkü bayram hakkını verdiğimizde bayram olur ve bu Peygamber Efendimiz'den döneminden bugüne kadar aynı şekilde böyle süre gelmiş diyor. Yine bayram namazında işte yaratıcıyla bir nevi buluşma ardından aileler bayramlaşır ardından şehir birbiriyle bayramlaşır diyerekten o bayramları güzel bir şekilde geçirmemiz gerektiğini söylüyor. Ve son olarak Sezai Karakoç'un da dediği gibi hani bayramlar olmasa başka ne tesellimiz olabilir ki diyor. Son olarak toparlayacak olursak aslında bayram günleri bizim sevinçlerimizi, mutluluklarımızı, hüzünlerimizi, her şeyimizi paylaştığımız günler ve birlikte olduğumuz aslında bir İslam ailesi yani İslam coğrafyası olarak bir aile olduğumuzu hissettiğimiz zamanlar. Bazen zor günler geçirebiliyoruz, bazen daha kolay, daha neşeli bayramlar da olabiliyor. Pandemi dönemleri de mesela bayramlarda uzakta kalmak zorunda kaldık sevdiklerimizden. Şu anda da yine işte Sezai Karakoç'un döneminde olduğu gibi hüzünlü bir süreç de var bir yandan. Gazze'de kardeşlerimizin maalesef katliama uğraması, yine Myanmar'da, Doğu Türkistan'da, işte Suriye'de pek çok yerde ismini sayamayacağımız kadar zulüm altında olan bir insanlık olmasının yanı sıra bayramları da Rabbimizin bize vermiş olduğu bir armağan. Hem onu anlamak, hem onu tanımak, hem ondan gelmiş bir lütuf olarak güzel bir şekilde karşılamalıyız. Hatta ne derlerdi? Bayramda işte küslükler barışır, küs olanların barıştığı bir bayram olur. Umarım bu bayram bizler için neşe, huzur, birlik, beraberlik getirir. Toplum olarak daha iyi birlikte bir şeyler yapabilmeyi artık öğrenebiliriz. Yani bunu gerçekten canı gönülden istiyorum. Yani ayrışmadan birlikte bir şeyler yapabilmeyi, birlikte adım atabilmeyi. Çünkü hem ülkemizin geleceği hem de toplumsal gelişim açısından bu çok önemli diye düşünüyorum. Ondan dolayı çok da sözü uzatmadan artık herkese hayırlı bayramlar diliyorum inşallah. Ben de artık başka bayramlara faslına geçelim diyecektim ziyaretçilerimizle de. Çünkü bir aydan beri bizi izliyorlar. Güzel yorumlarıyla, beğenileriyle destek oluyorlar. Gerçekten. Onların da bayramlarını tebrik ediyoruz bu vesileyle. İnşallah hakkıyla yaşayacakları bir bayram olur onlar için de. Kesinlikle yani umarım mutluluk içerisine geçiyor. Yani tatil olarak değil de bayram olarak geçirdikleri bir bayram olsun. Bayramınız bayram olsun diyeyim ne diyeyim. Evet inşallah. Evet değerli izleyiciler bugünkü son konuğumuz ise Sultanahmet Camii emekli imamlarından Emrullah Hatipoğlu hocamız. Az önce bayramlaştık ancak tekrardan size hayırlı bayramlar dilerek programımıza veda ediyoruz. İnşallah ileride daha güzel programlarla aranızda olmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم Mübarek Ramazan-ı Şerif ayına bizi kavuşturduğu için Mevlamıza hamd ederek, şükrederek söze başlamış olalım. Bir ismi Rahman, bir ismi Rahim olan ve rahmetiyle her şeyi kuşattığını bildiren ve rahmeti vesiat kulle şey ayet-i kerimesinde olduğu gibi kutsi hadiste rahmetim gazabımı aşmıştır şeklinde rahmetin genişliğini anlatan Cenab-ı Mevlamız indirdiği kitabı Kur'an-ı Kerim'e de rahmet ismini vermiştir. Huden ve rahmeten lil müminin. Müminler için hidayet, en doğruya erdirici ve de rahmet. Dolayısıyla Kur'an rahmet kitabı. Kur'an-ı Kerim'i indirdiği ilk muhatap Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz rahmeten lil alemin olarak takdim edilmiş Cenab-ı Mevlamız tarafından. Kendi isimleri Rahman Rahim, kitabının ismi rahmet, Resulünün vasfı isminin yanında eklenmiş. Alemlere rahmet. Böyle olunca Allah'ın yürürlüğe koyduğu dinin de adı tabii olarak rahmet dinidir. Ve bu dinle bağlantılı ne varsa her biri Allah'ın rahmetinin tecellisine vesiledir. Ramazan ayı, oruç ayı. Şehrullah diye de ifade edilmiş. Ama Ramazan ayında Kur'an'ı indirmeye başladık buyurdu. Kur'an rahmet. Dolayısıyla onun indirilmeye başlandığı ay rahmet ayı. İndirilmeye indirilmesine rastlayan gece Kadir Gecesi. Değerini ifade ederken de bin aydan hayırlı. Kim için? Ona iman eden, yani indirilişine rastlayan geceyi bin aydan hayırlı kılan o rahmet kitabının o geceden adeta geçişi. Halbuki o bir yere indiriliyor. İnsana indiriliyor. Şimdi insan kendini ona muhatap sayarsa, evet bu kitap, bu emanet bize indirildi. Hani inna aradna el emanete ales semavati vel ardı vel cibal. فَأَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانِ diye takdim ettiği o en büyük emanet. O İslam, Kur'an. Ama hepsi o rahmeti ifade ediyor, temsil ediyor. Dolayısıyla bütün emirleri rahmet. Bütün yasakladığı şeylerden uzak durmak gene rahmet.
buyruklarına, tavsiyelerine uymak, gene rahmet olan sonuçlarını, meyvelerini ortaya koyuyor, gösteriyor. Bu çerçeveden bakıldığı zaman insanlık için eğer kendi geleceğini, mutluluğunu istiyorsa bu kitaba teslim olacak. O kitabın sahibine asıl teslim olacak. O kitabı tebliğ eden Hazreti Peygamber'e teslim olacak. Bütün bu teslimiyetlerin sonunda mutlak surette hem dünyada eserlerini göreceğimiz hem de inşallah ahirette de ebedi güzelliklerine şahit olacağımız rahmetin tecellileriyle inşallah karşılaşacağız. Şimdi Ramazan, Şaban ayının son günü, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı bir konuşma, Resulullah Efendimiz'in hutbeleri adı altında neşredilmiş. Orada öyle diyor: قَدْ اَضَلَّكُمْ شَهْرٌ مُبَارَكٌ شَهْرٌ عَظِيمٌ. Değeri çok yüce bir ayın gölgesi üzerinize çöktü. Çöktü tabiri ne kadar doğru, o aydınlatıyor sizi diyelim isterseniz. Şehrun fihi leyletun hayrun min elfi şehr. Öyle bir ay ki onda bin aydan hayırlı olan bir gece var. قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ صِيَامَهُ. O Ramazan ayında tutulacak orucu Allah farz kıldı. Ve gecelerini ihya etme anlamındaki ibadetlerden bahsederken de onu tatavvu yaptı. Tatavvu, nafile kelimesiyle karşılanıyor ama nafile kelimesi bizim Türkçe'de biraz yanlış anlaşılıyor. Boşa geçen, sonuçsuz bir gayret falan gibi. Çalıştın ama nafile, sonuç yok gibi. Halbuki bu Arapça'da böyle değil. Farz olarak yapılması emredilmeyen ama yapıldığında farzların eksikleri kendisiyle giderilecek olan. Kul Allah'a onun farz kıldığı şeylerle en çok yaklaşır diyor Peygamber Efendimiz. Nafileler de bu yaklaşımı destekler. Böyle anlattı. Ramazan ayında yapılan bir farz görev, sair zamanda yapılan 70 farz gibidir. İzahında ben bazen diyorum, işte zekat Ramazan'da tercih ediliyor. Niye? Bu kadar büyük bir kazanç sağlayacak. Efendimiz yine o hitabında şehrun, şehrul muvasat, o ay yardımlaşma ayıdır buyuruyor. Gerçekte de Ramazan, yani ümmet hayatında insanların birbirini en çok düşündüğü, ihtiyaçlarını gidermeyi görev edindiği herhalde en öndeki aydır. Men fattara fihi saimen diye başlayan bir cümlede ise, kim Ramazan ayında bir oruçluya iftar ettirirse,
onun işlediği günahların bağışlanmasına bu vesile olur. Onun bu sözü üzerine sahabe-i kiramdan bazıları, bu günleri görmemişlerdi ama çok külfetli bir iftar kastedildi diye herhalde anlamış olmalılar ki, dediler ey Allah'ın Resulü, böyle iftar ettirecek imkanlarımız yok ki bizim. Anladıkları külfetli bir sofra. Yine bizde hazırlanıyor. İşte o sofralardan birisi. Af buyurun. Onun üzerine Efendimiz buyurdu, bir hurma ile bile olsa, birkaç yudumluk su ile olsa ya da süt ile bile olsa, Allah bu ödülü oruçluyu iftar ettirene verecektir. Yine aynı şeyin içinde, hitabenin içinde, o ayda rızıklar arttırılır diyor. Yezdâdû fîhî rizk gibi, yani tam metin bu olmasa da buna benzer. Nasıl arttırılır? Arttırma kavramı bilinen zahiri matematik anlamda bir arttırma olabileceği gibi bereketinin arttırılması şeklinde olma ihtimali daha fazladır. Önemli olan da zaten odur. Şimdi bir adama Allah servet verir. Taksimatı yapıyor ya ve de farklı bir taksimat yapıyor. Herkes eşit değil. Zengin, fakir, orta halli vesaire vesaire. Bunun da hikmetlerini Kur'an anlatıyor. Birbirine muhtaç haldedir insanlar. Birinin kasalar dolusu parası var ama tek başına o parayı verimli hale getiremez. Adama ihtiyacı var. Fabrika mı açacak? Mühendise ihtiyacı var. Teknik elemanlara ihtiyacı var. İşçiye ihtiyacı var. Beyin çalışacak, beyni çalışacak, projeler yapacak adamlara ihtiyacı var. Ama bu Ramazan'dakinin başka bir hikmeti olabilir. Sorunun cevabı bu değil mi? Ramazan bana göre, ben de yani sınırın dışına taşmadım galiba. Şimdi diyor ki ayet-i kerimede, وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. Bir şeyi Allah için infak ederseniz, tabii infaka konu olacak şeylerden bazı şeyler. Para olabilir, aynı destekler olabilir. فَهُوَ يُخْلِفُ. Verirken kasadan çıkardığınız olacak ya da aynı yardım malzemeleri içinde raftan indirdikleriniz olacak. Elbiseyle alakalı kumaşlar olabilir. Emsali, yani sadece örnek. Onun doğurduğu boşluğu Allah dolduracağını vaat ediyor. وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. O ki vaadinden caymaz. O zaman arttıracak demek. Değil mi? Yerini dolduracak ne demek? Arttıracak demek. مَنْ دَلَّذ۪ي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اَضْعَافًا كَت۪يرًا وَلَهُ اَجْرٌ عَظ۪يمٌ. Değişik ayetlerde geçiyor. Kim Allah'a borç verirse diyor, o verdiğini Allah ne yapar? Katlayarak onun karşılığını verir. Allah muhtaç değil ki ona birileri borç versin. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ اللّٰهُ السَّمَدْ. De ki o Allah, o birdir, Allah samettir. Hiçbir varlığa muhtaç değil, aksine yarattığı bütün varlıklar ona muhtaçtır. O zaman ne demek oluyor? Kim Allah'a borç verirse,
Allah'ın kullarından ihtiyaç sahiplerine sıkıntılarını giderecek kadar bir destekte bulunur ise birisi, Cenab-ı Hak sanki onu kendisine vermiş gibi sayacak ve karşılığını da ona göre verecektir. Bütün bunların en yoğun yaşanabileceği ay ise Ramazan ayı. Bir farzın yerine getirilmesi, sahih zamanda 70 farzın yerine getirilmesi değerindedir. Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi bu Ramazan'ın içindedir. Bu işte rahmetin görüne anlaşılabilir tecellileridir. Bir de görünmeyenleri var. Hastalıktan şikayet ederiz. Şafi ismi kimin ismidir? Onun ismidir. Efendimiz doktora gidin diyor. Tedavi olun. Ama şifa kimden? Allah'tan. Dolayısıyla o şifa geldiğinde gene rahmetin bir tecellisinin olduğunu görmüş olacağız. Men neffese an muslimin kurbeten min kurabit dünya. Kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse, Allah buna mukabil onun ahiret sıkıntılarından bir sıkıntısını giderecek diyor Hazreti Peygamber. Rahmeti görüyor musun? Geçici dünyada bir ihtiyacı karşılıyorsunuz. Onun karşılığını nerede size verecek? Ölümsüz ahirette verecek. Burada mı versin, orada mı versin? Dünyacılara sorarsan burada versin. Niye? Ahiret diye bir hesabı yok. Ama o ebediyen kayba uğrayanlardan olur. Biz elhamdülillah ahirete inanıyoruz. Bu inançla Ramazan'a kavuştuk. Nasıl değerlendirelim sorusuna da cevap nasıl verebiliriz? Allah bizden neyi istediyse yaptık mı ya da ona uygun hareket ettik mi, işte değerlendirme olur. Gündüzünü kim oruçla geçirir? Men sâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zenbih. Kim inanarak ve sevabını da Allah'tan umarak oruç tutarsa geçmiş günahları Allah tarafından bağışlanacaktır diyor. Ama orucu adam gibi tutmak gerekiyor. Bu ne demek? Yemekten, içmekten, evli olanların eşlerinden belli bir süre uzak kalmaları şeklinde tarif edilen oruç, imsakten iftara, bu dediğimiz yasaklardan uzak kalınca bir oruç borcu ödemiş olur. Ama azalarına oruç tutturmazsa ne olacak? Öyle değil mi? Asıl en önemli işte orada. Bununla ilgili de ne buyurmuş Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Men lem yeda kavle zûri vel amele bih feleyse lillahi hacetun min en yeda ta'amehu ve şerabe. Kim yalanı ve yalana dayalı yalanla temellendirilmiş iş yapmayı terk etmezse, onun Allah orucuna ihtiyacı yoktur diyor. Kelime karşılığı tercüme. Biraz önce bir ayet okuduk İhlas suresinde. Allah hiçbir varlığa muhtaç değil. O zaman bunun manası ne olacak? Allah böyle bir kimsenin orucuna asla değer vermez demektir. Böyle izah ediliyor. O zaman azaların oruç tutturulması çok çok önem taşıyor. Çünkü biz oruç tutarak bir taraftan kulluk görevimizi yerine getirirken aslında bütün ibadetlerden beklediğimiz şey bize sağlayacağı manevi kazanımlardır.
Bunların başında da ne gelir? Kulu Allah'a yaklaştırma gelir. Namazda Allah'a en yakın olduğumuz rükün hangisidir? Alnımızı secdeye koyacağımız an, değil mi? O zaman namaz nedir? Allah'a yaklaştırıcıdır. Oruç nedir? Bakara 183 herhalde, değil mi? Orucun farz kılındığını anlatan ayetin sonunda لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ diyor. Umulur ki takva ehlinden olursunuz. Demek oruç takvaya götüren bir ibadettir. Takvanın değeri nedir? اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ diyor. Allah katında en değerliniz, en mükerrem, değer, kıymet ifade eden şey için kullanılıyor. Kimdir? Hanginiz Allah katında en değerlisiniz, kıymetlisiniz? Ondan en çok sakınanınız. Ne demek? Emirlerini tutan, yasaklarından uzaklaşan. Oruç da zaten bu vurgu ile bize anlatılıyor. O zaman Ramazan bir takva yolunda takvayı kazanma imtihanıdır. Yardımlaşmanın altyapısı Ramazan'da var. Normal şartlar altında, Allah'ın taksimatında çok zengin hale getirilmiş bir adamı düşünelim. Açlık diye bir şeyi ona anlatabilir misiniz? Adam diyor ki sabah kahvaltısını yapmak için Atina'ya gitmiş. Yunanistan'ın başkentine ya da Paris'e gitmiş. Düşünün, böyle bir adam açlık maçlık deseniz anlamaz. Ama oruç ne yapıyor? Belli bir süre, 13 saat bilmem kaç dakika iken 14 saatte dönecek, değil mi? Kaldı ki şu mevsim fevkalade çok uygun bir mevsim. Açlığı hissettirecek ki açlarla ilgilensin. İmkanlarını onların ihtiyacını gidermede seferber etsin. Müminse zekat versin, yetmez. Zekat dışı infaklarla o mümin kardeşlerinin ihtiyacını gidermeye çalışsın. Şimdi bir Gazze örneği var. Gazze'yi düşünmeden bir Müslüman bir gecesini geçiriyorsa çok düşünsün. Ben nasıl bir müminim desin. Mümin kardeşliğiyle benim yaptığım nasıl bağdaştırılabilir desin. Ve beni diğerlerinden ayırt edecek şey nedir? O soruyu sorsun. Zalimlerin safında olmaması gerektiğini anlasın. Türkiye'de Hamas'a terörist diyen siyasi oluşumlar var. Netanyahu'nun temsil ettiği vahşeti görmezlikten gelen ve bütün o batıda olduğu gibi o vahşete karşı kör ve sağır hale gelen, dilsiz. Kur'an'da geçiyor ya, summun bukmun umyun fehum la yaqilun fehum la yarcaun. Biz bunlardan olamayacağımıza göre farkımızı nerede ortaya koyacağız? Ramazan hep bunları bize düşündürecek, bizi uyandıracak, mümin kimliğimizi sorgulatarak o kimliğin sahtesine değil, hakikisine ulaşmamızı sağlayacak hamlelerde bulunmayı hedefleyen bir müthiş enerji birikimine sahiptir. Allahu Ekber, Allahu Ekber! Allahu Ekber, Allahu Ekber! Eşhedü en la ilahe illallah!
Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammeden Resulullah. Eşhedü en Resulullah. Hayy al-salah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım, sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyetle. Allah'ım, beni, ailemi, milletimi, devletimi ve bütün inananları koru. Bizlere yaşama ve güçlüklere karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin.